şunu yaparsın pardon. İşte. Çok teşekkür ederim. İsterseniz bakıp öyle sıkın. Eşime bir yapayım da bir şok edeyim adamı. Aliye Hanımcığım tadına bakma. Pardon özür dilerim. Elmas Hanım tadına bakmadan çok sıktınız ya. Ay tamam ben şu kenardan bir alayım önce. O tülü görünce tüllü pürlü şeyleri. Aynen. Bir şey diyeceğim, adam deyince bir anda aklım gene gitti, limon sıkmaya başladın. Limon sıkmaya başladın. Şimdi var ya limonu sıkarken ne hayallere daldım biliyor musun? Limonu böyle... Mesela limonla... Limon sıkarken seni nereye götürdü limon? İnan ki şu masadan gittim hayal alemine. Şimdi var ya bu limonu kapat böyle... gözlerini Elmas abla ve limonu tut hayal et. Nereye götürdü seni? Ben bu limonu adama yapsam ben ne koydum? Allah'ım ne isteyecek bu benden? Şimdi ima etmeye başladı bu diye şey yapacak yani. Yapıyor musun böyle süslü sofralar falan? Yaparım. Ondan sonra şaşırtacak şeyler de yaparım falan. Kafası karışır o zaman. Bir tane adam var ya eşinize sürpriz yapar mısınız? Yaparım. Ne yaparsa sürpriz. Mesela nasıl şaşırtıyorsun? Ya öyle ben değişik ruh hallerim falan vardır yani değişik, öyle. Bu arada tadına bakalım buyurun ruh değişik ruh hallerim. Ondan sonra Elmas yani. Elmas Hanım sürprizlerle dolu bir kadın. Limonu alınca şey mi aklına geldi böyle hani derler ya kadın kısmısı erkeğini elinde tutmalı. Ama sen biraz adamın canını çıkardın alır almaz bir anda sıkıverdin adama. Peki bir şey diyeceğim Elmas abi taktiklerin var mı? Evlilik gibi püf noktalar yani da mı? Yani evlilik neden? Gibi adamı elde tutma gibi gideri geri döndürme gibi. Bir bağımlılık yapma gibi saplantı ne gibi hani, mesela yani eşine gibi. Nasıl davranıyorsun evde? Çok iyi davranırım. En iyi arkadaşı ben olmaya çalışırım. Hayır mesela bazı kadınlar der ki adamın iki bardağı varsa birini kır. Neden? Çok fazla dışarıyla uğraşmasın, evle uğraşsın. Sürekli çalışsın, evdeki eksiği gidersin. Yok ben normal yoldan giderim. Öyle çok tutumlu da değilimdir, savruk da değilimdir. Ama yapması gerektiğini mesela, bildirecek kadar da yaparım. Bu beyefendiyle ikinci evli toplamda üç ya. Üçüncüde artık bir şeylerin daha da çok farkına varmasın, daha çok tecrübe sahibisindir. Yani ders niteliğinde söylemek istediğin bir şey var mı? Evet, ders niteliğinde söylemek istediğim şey, bütün yükü erkeğe yükleyebilirsiniz. O kaldırır. Kaldırır onlar, her yükü kaldırırlar. Allah evet. Onlara öyle bir kuvvet vermiş. Daha kadınsı olur da. Ahmet abinin bakışı. Söyle, söyle. Pardon, ya şimdi mesela her sorunu kendin halledersen ya ruhsal olarak maddi manevi olaraktan bütün yükleri onunla paylaşabilirsin. Onu o yüklerini kaldırır seni şey. De teselli eder. Sarmak mı ayrı bir şey? Paylaşabilirsinden kast zaten hani onun sorunları ya çözmesini sağlamak ki, gibi. Onu sararım her şeyi götürür getirir. Ona yüklerim dedim. Ona yüklerim dedi yani hani o taşır dedi. Allah razı olsun her yükün altından kalkabilecek durumda herkes olduğu kalkar. İçin. Zaten evet. Her yükün ben altından de... kalkamayacak kişi evlenmez. Evlenmez. Evlenip bir cesaret işi. Ama canım insan değil miyiz? Bunun erkeği kadını ama bazen oluyor ki insan olarak bizim de bir şeylerin altından tabii kalkamadığımız ki. Oluyor. Kalkarsınız. Peki hiç sen adamın yükünü yükleniyor musun? Yok. Kız hani evlilik müşterekti hayat müşterekti. Ama yük vermiyor ki. Sağ olsun. Ben burada... alışmış Elmas Hanım ve rahat. Ama vallahi şöyle bir şeyin altını çizeyim. Elmas Hanım'ın eşi çok eşine düşkün bir beyefendi. Evet, onu evet. Tekrar tekrar altı çizmek gerçekten istiyorum. Hiç kıyamıyor. Neyse, o yüzden gözden, yani. Neyse Allah gözden nazardan korusun adam uzun yaşasın inşallah. Amin amin. Çoluğuna da bak ablam bir yana. O yüzden Allah da herkese benimki gibi eş nasip etsin. Sevgili eşime selamlar gönderiyorum burada. Onu çok seviyorum. Bekle beni. Elmas Hanım'ın bu kadar kocasını yükseltmesi bence bunlar söylenerek değil yaşanması gerekiyor. Benim kocama zaten söylememe gerek yok. O biliyor bunu. Ellerinize sağlık Ayşegül Hanımcığım. Olsun. Evet Bihter Hanım sizden başlayalım yorumlara buyurun. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet olsun. Çorbanız inanılmaz derecede yoğun geldi bana. Yani koyu geldi. En başta onu söyleyeyim. Kıvam olarak mı tak olarak? Kıvam. Evet. Kıvam olarak. Ve tuzunu bayağı az koymuşsunuz sanırım. Bu az tuzlu mu? Ben de normalde hani az tuz kullanan bir yani birisiyim. Bana bayağı bir az geldi tuzu. Allah Allah bana öyle da söyleyeyim. Çok iyi geldi. Hatta hani böyle biraz daha atsam sanki çok tuzlu olacak ama gibi geldi. Ama şunu söyleyeyim evet yoğun tuzu da az ama şöyle söyleyeyim güzel. Kötü diyebileceğim bir çorba değil. Lezzetli. Lezzetli güzel. Tuzu sadece... sana göre bir tık fazla. Az. Hayır az değil. Az. Ha, az değil ya. Bunun tuzu ne zerresi az. Bana belki ben de çok az yiyen biriyim ama az yenmedi. Az değil. Ha, belki çok bana güzel. Öyle geldi. Olabilir yani. Ben katılmıyorum. Çok eksiği var. Nasıl diyeyim? Sadece avuçla bağlamış. Bunun için erişte atabilirdi. Ama kırmızı öyle değil. Mercimek atabilirdi. Değişik atabilirdi. Sadece avuçla onu bağlamış. Tam çorba yapmış. Gerçekten. Allah Allah. Affedersin. Ahmet çocuk Bey, maması gibi. Ne yapacak? Şimdi havucu. Çocuk maması yapar. Ben de onunla böyle yapıyordum. Çocuk mamasına dönmüş.
Özledim. Onda sadece unla bağlanıp havuç mu var? Başka bir şey yok mu? Tamam, başka bir şey yok mu Ahmet Bey? Arkadaşlarımız yapsın yorumunu tamam. Söyleyeyim. Siz başladınız Kadir Bey. Ahmet Bey bir anda yorumunuzu yaptınız, bir anda çorbayı gömdünüz. Aynen öyle. Yani havuçla bağlamış, aynen mama öyle. Yapmış, getirmiş yani, dedin gitti. Evet, beklerken biraz koyulaşmış ama o kadar çocuk kıvamı gibi de değil ya, maması gibi de çocuk değil. Evet, bak biraz koyu, kabul ediyorum. Bir de bu çorba Ayşegül Hanım'ın spesiyeli değil mi? Bir şef spesiyeli. Evet, aynı bir şefin çorbası. Ha, ama o kadar da mama kadar da değil. Mama bu kadar akmaz zaten yani. Ya, mama evet. Daha yoğundur yani. Tabii ki muhallebiler çok hoş olmuyor. Hani mama kötü anlamda. Yani mama kötü. Bir şey yok o yönde değil yani. Hani o klasik oldu ya artık. Aa mama gibi şu an evet, evet aynen öyle. Yok çocuğum 3 dakikada yapıyor. Hani yok, genel olarak yani. Söylüyorum ben. Sen bana. Ne dedin yoğun mu dedin? Ben yoğun olmuş kıvamı evet dedim ve tuzu tamam. Az dedim ama eline sağlık. Ahmet Bey beğendiniz mi? Ben beğenmedim. Ahmet Bey'in dün acımasız olduğunu gördük. Benim masamda eleştirilerini bugün de hak yediğini düşünüyorum. Ve kesinlikle normal bir puanlama yapacağını düşünmüyorum. Bu arada Aliye de az önce dedi ki ben de çocuğum evet. Aynı yapardım bu şekilde ama yapıyordum yanlış dedi. Yanlış bir şey değil. Yani o da yani. Mama kıvamı. Gerçekten ama. Böyle yapardım. Bu kadar mı yapıyordun? Ama çocuklar zaten çok sıvı sıvı değil de bu şekilde hani içiliyor ya yani. Sizin yani böyle havuçları rendele, böyle dene dene yani. Olur öyle evet. Mi? İçi maydanozlu falan. Çocuk bunu nasıl yutuyor? Niye yutmasın canım? Ağzı var, dişi var. Çocuk damağı gezer. Çocuk 4-5 yaşlarındakine diyor. Yeni trenk çorbalarda. Damaklarıyla ezer çocuklar. Mimitesi var Ahmet Beyciğim. Üst üste gelmesin yorumunuz. Evet Aliye çocuğuma bu şekilde yapıyordum dedi. Küçük bebekken. Yani o zaman davete uygun bir çorba değil mi? Yani basit bir çorba. Hani best of yarışıyoruz. İddialı bir hanımefendi. Çorbasını daha farklı beklerdim. Bunu söyledim ne zaten. Ne olabilir Dalyan? Onu siz düşüneceksiniz. Ben farklı beklediğimi söyledim. Tamam. Bu kadar. Peki şöyle benim söyleyeyim. Bu kadar. Bitirebilir miyim? Tabii ki. İkinci olarak ben lezzet alamadım. Belki bu kıvamından kaynaklıdır. Onu bilemiyorum. Lezzet alamadınız. Lezzet alamadım evet. Yani sıradan normal çorba ve koyu bir çorba. Ay. İkinci olarak... Kadının emeğini sen de ama çöp yaptın. Ama ben kötü bir şey demedim ki yani. Yani ben hiç lezzet alamadım. Alamadım. Çok, ya alsam dün mesela yedim yani yerdim. Çok mesela haksızlık yapıyorsun. Mesela Bihter Hanım'ın çorbası daha lezzetli geldi. Daha iştahçı geldi. Peki Bihter'in çorbasının kıvamıyla arasında çok bir fark var mı? Hayır var tabii ki. Onunki daha şey bu daha yoğun. Ben hiçbir zaman haksızlık yapmadım. Çünkü gözle görülen şey Elmas Hanım her şeyi beğeniyor. Çünkü o bildiğiniz midesini doldurmak için yemek yiyor. Aliye'nin çorbaya bu kadar sert bir şekilde beğenmedim demesini ben anlayamadım. İlk başta da çok sert başladı. Ayşegül Hanım'ın bence mizacına duyduğu o öfkeden dolayı hemen ilk başta ondan intikam almak istedi. Üçüncü olarak da maydanoz evet süslemek için koyulmuş. Ekstradan o dal olarak hani bu şekilde koyulmasa da olurdu. Hadi dün hani fesleğen demiştiniz ya ben tamam bugün maydanoz koydum şık İyi düşündüğünüz. Evet evet aynı şeyleri düşünüyoruz. Kusura bakmayın ama yine ben herhalde ben şu şekilde olmadı. Dal olarak hani ondan bahsettim. Böyle koyulmasa da olurdu. Genel olarak süsleme güzeldi zaten. Anladım. Elinize sağlık. Aliye çok gıcık bir insan. Bugün daha çok bir gıcığıma gitti. Ayşegül ablayı gıcıklık da geçti. Aliye'yi gün geçtikçe işte tanımaya başladık. İlk günkü Aliye değil. Doğruları söyleyince gıcık oluyoruz. Aliye Hanım'ın gıcık olduğunu düşünmüyorum. Yalnız kendi gününü oynadığını düşünüyorum Ahmet Bey gibi. Elmas Hanım siz çorbayı beğendiniz galiba savunduğunuza göre. Aynen aynen çok beğendim. Ellerinize sağlık. Elmas Hanım her şeyi beğeniyor. Ne yapayım? Güzel yapmış kadın şimdi ne diyeyim ben. Havucun tadı ayrı geliyor, maydanozun tadı ayrı geliyor, ondan sonra et suyu hepsinin tadını ayrı ayrı aldım. Çok güzeldi. Dünkü çorbanın da öyle. Sarımsağının, soğanının her şeyin tadı ayrı ayrı geldi, hoşuma gitti. Bu da aynen öyle oldu. Elinize sağlık. Ben hiçbir kusur bulamadım. Yemeği, yani hani yemek şöyle bir şey değil. Yani karnımızı doyuralım, bugün de kalktık çok hayır, şükür hayır, değil. Benim, yemek yemeye mi geldi? Hayır, anlamda demiyorum. Benim önceki hani, programlarımı seyretmemiş yemek, arkadaş herhalde. Hayır, onu demek istemedim. Hiç, hani beğenmedim şey. Çok. Aliye Hanım Elmas Hanım'a kanını doyurmaya mı geldi bir yemeği hani midenize indirmek amaçlı değil de karnımızı doyurmak amaçlı ziyade bir keyif almak, onu bir zevk almak. Onu var ya cüssemden dolayı söyledi herhalde. Yok vallahi. Evet, sen tadı almadan sırf yutuyor musun? Herhalde. Ya hani bir damak zevki diye bir şey yok mu? Her şeyi beğeniriz. Tatma da almıyorsunuz. Sadece yemek için karnım doysun diye röp mesela ben şeye katılmıyorum. Benim işte eş tarafından şey diyorlar mesela tabağı zorla bitir. Ya iyi de doydum tamam benim kapasite bu kadar. Niye benim midem hani mesela şey mi? Niye ben bu mideme acımayayım da doldurayım? Hani birazcık olsun hiç mi yani
Niye elmas abla çeri çöpü yiyormuş gibi davranıyorsun sen? Doğru. Çeri çöpü ben, çok yer. Ama öyle bir dedi ki benim midem hani, çöplük mü diyecekti abla. Şimdi ben elmas ablanın el lezzetini hani öyle anlatıldı, hamur işleri yapıyor falan dediniz. Açıkçası çok merak ediyorum. Şimdi, gerçekten en merak ettiğim yarışmacılardan biri elmas ablaydı benim. Bu işten ilk geldiğimde. Sonra. Hani şey diyorum ben, acaba elmas ablanın damak zevki mi yok? Vardı. Acaba elmas abla hayatında hiç farklı çeşit çorbalar mı yemedi? Farklı çeşit çorbalar yani, yiyoruz ya bakın, her gün. Şef hocamız var her burada kendisi diyor ki yani. Hani ne bileyim bir kıvam bir şey ama her şey demediniz ki mesela kıvamı yoğun. Demediği kalmadı. Ama Kadir yani lütfen ben haksızlığa gelemiyorum. Çok, kıvamı yoğun dahi demeden direkt dediniz ki ben çok beğendim. Çok hafif yoğun, çok hafif. O kadar da olur. Şuna ya, bak, şuna bak, şuna bak. Çekimsel nasıl akıyor, şuna bak. İşte bahsettiğim şey bu. Çekimsellikten kastım. Aa, ne çekimsellik? Bahsettiğim şey bu yani. Ya şeyin çorbanın içindeki et suyu, soğan, sarımsak her şey ağzıma geldi. Boğaz tadını aldım ben niye şimdi yalan söyleyeyim? Göredir. Ben hiçbir şey demiyorum. Elmas Hanım daha önce izleyenlerin de bileceği gibi orada çok çatışma yaşamış, çok sivrilmiş haliyle burada acı deneyimlerini tekrar yaşamamak için taktik yapıyor, puan almaya çalışıyor. Ortada kalıyor yani. Ben taktik falan yapacak bir insan değilim. Beğendiğime beğendim, beğenmediğime beğenmedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.